köklerimi arıyorum. Benim hikayemdeki kara kutu Leyla Hanım'dır. Konuşacak halim yok. Hastalarım neden çaldı yavrumu, getirsinler bana. Adana Meydan Doğum Hastanesi ile ilgili canı yanan bir anne daha geliyor. İnanılmaz iddialar. Leyla Hata ile ilgili herkesi şoke edecek itiraf. Şimdi bize gelen bir sürü ihbarlar var. İşte ben çocuk dünyaya getirdim. Çocuğumun ölü olduğu söylendi. Fakat çocuğumun cesedi bana teslim edilmedi. Duyduklarınıza inanamayacaksınız. Ben 2013 yılında hastaneye başvurdum. Hastanede bana bu raporu verdi. Canlı kız çocuğu dünyaya getirmişsiniz. Aileye teslim edilmişti. Benim çocuğum nerede? Bunun hesabını vereceksiniz. Kim olursa olsun karşıma çıkacak. Elbette bir gün bulacağım ben bunu. Şimdi Esra Erol'da. Maddi manevi paramla şeyimle dolandırdı. Seni dedi hacca götüreceksin, umreye götüreceksin. Ayşe Hanım'ın evlilik vaadiyle beni dolandırdı dediği Zeki Yiğit canlı yayında. Babamdan kalma. Evet. Tarlam vardı. Tarlayı sattık. 22.007. 21.700'ü o aldı. Büyük yüzleşme şimdi Esra Erol'da. Benim hikayemdeki kara kutu Leyla Hanım'dı. Çocukları çantalara koyuyorlardı. Yaşananları tek tek anlattı. Yemekhanasından sonra morga iniyordum. Leyla Atay'ın kucağındaydı. Al annesi diyordu. Hemşire hanım da oradan diyordu. Al annesi. İtiraflarıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Sen o çocuğu hastaneden mi aldın? Evet. Çocuğu kim verdi? Songül Hanım verdi. Hayır, kim verdi? Songül Hanım. Sana Leyla Atay vermedi mi şu çocuğu? Doğum evinde teslim aldı. Ya doğum evinde bu çocuk verilmedi ki sana. Niye yalan konuşuyor? Mehmet Enver'den 34 yıllık sır perdesiyle ilgili çok konuşulacak açıklama. Leyla Atay'la Erçin Çıtır'ın ilişki, gönül ilişkisi vardı efendim. Kerim Hanım da biliyor, yani annesini de biliyor, babasını da biliyor. Ersin Bey'le Leyla Hanım'dan DNA testi istiyorum, bu kadardır. Şimdi Esra Erol'da. Zorla kaçırıldı. 120 gün boyunca bu kızı nasıl alıp koydu? Selçuk Ak mağdurları tek tek konuşuyor. Elinde fotoğraflarım var, videolarım var. Elinde fotoğraflar var. Uygunsuz, çıplak, fotomontaj diye bir şey var dedi. Şantaj yaparım. Tehditte bulundu. Ben Ankara'da polisim dedi. Komutan olduğunu söylemişti o zaman, binbaşıymış herhalde. SK'da görevliyim diye tanıttı kendisini. Kendisi tam bir dolandırıcıdır. Bunu profesyonel olarak yapıyor. Kamu kuruluşuna işe sokacağını vaadinde bulundu. Siz ne kadar ödediniz? 20 bin lira kadar. Evet, hanımefendiyi tanıyorum. Doğru söylüyor kendisi. İş vaadiyle böyle bir diyaloğumuz olmuştur. İddiaların ardı arkası kesilmiyor. İş bulacağım diye özellikle evli kadınları böyle bir ablukaya düşürüyor ki eşleriyle tehdit edeyim diye. Buna ne diyeceksin? Bakın ben bunu inkar etmiyorum. Selçuk Ak'ın ailesinden yaşananların en yakın tanığı canlı yayında. Sakın kaçırmayın. Bir bayanı 32 gün boyunca rehin aldığını öğrendim. Daha ben kendime geleyim. Korkularım var hala. Şimdi Esra Erol'da. Köklerimi arıyorum. Benim hikayemdeki kara kutu Leyla Hanım'dır. Konuşacak halim yok. Hastalarım neden çaldı yavrumu, getirsinler bana. Adana Meydan Doğum Hastanesi ile ilgili canı yanan bir anne daha geliyor. İnanılmaz iddialar. Leyla Hata ile ilgili herkesi şoke edecek itiraf. Şimdi bize gelen bir sürü ihbarlar var. İşte ben çocuk dünyaya getirdim. Çocuğumun ölü olduğu söylendi. Fakat çocuğumun cesedi bana teslim edilmedi. Duyduklarınıza inanamayacaksınız. Ben 2013 yılında hastaneye başvurdum. Hastanede bana bu raporu verdi. Canlı kız çocuğu dünyaya getirmişsiniz. Aileye teslim edilmişti. Benim çocuğum nerede? Bunun hesabını vereceksiniz. Kim olursa olsun karşıma çıkacak. Elbette bir gün bulacağım ben bunu. Şimdi Esra Erol'da.